Veri tabanı programlama eğitimlere başlarken aslında diğer iş dallarında olduğu gibi yeni başlayanlar bu alanda neler yapabileceğini ve kendi mesleğinin ne olduğunu anlamak istiyor aslında. Yani bu alanda uzmanlaştıktan sonra benim title'ım nedir, benim iş tanımım nedir gibi bir durum söz konusu. Bunu merak ediyor. Bunu kısaca özetlemeye çalışacağım. Veri tabanı programcılığı ve veri tabanı yöneticisi nedir şeklinde. Yöneticiliği bir sonraki videoda anlatıyorum. Veri tabanı programcılığı öncelikle veri tabanı sistemleri üzerinde. Bu bir kurumsal firmanın veri tabanı olabilir. Bu bir startup'ın veri tabanı olabilir. Bunların üzerinde veri tabanı odaklı, veriye doğrudan müdahale eden katmandan bahsediyorum. Veriye doğrudan müdahale eden katmanın geliştirilmesi, performanslı çalışması, performanstan kastım yönetmek anlamında değil, programatik olarak performanslı çalışması. Yani gereksiz bir sütun varsa, şöyle diyelim, kullanıcı tarafında, kullanıcı arayüzünde kullanılmayacak bir alan varsa bunun select ifadelerinde olmaması gerekiyor mesela. Bu performanslı sorgulamaya bir örnektir. Bu programcının görevlerinden biridir. Bu bahsettiklerim. Veri tabanı üzerindeki programlama işlemlerini gerçekleştirir ve SQL standart, SQL temellerini çok iyi bilmesi gerekir bir programcının, veri tabanı programcısının. Ayrıyeten o alanla ilgili hangi veri tabanı üzerine uzmansa onun kendine özgü olan programlama dilini de çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu da daha önceki videolarda birçok kez örnekledim. Mesela SQL Server'da T-SQL dediğimiz Transact SQL. Eğer bir SQL Server veri tabanı programcısı olacaksanız T-SQL'i de çok iyi biliyor olmanız lazım. Sadece temel SQL standartlar yeterli değildir. Çünkü o platforma uzman gözüyle bakabilmeniz ve o platformun SQL Server veri tabanı motoru platformunun bütün yeteneklerini kullanabilmeniz için T-SQL'i iyi bilmeniz gerekiyor. Bir Oracle tarafında bunu yapıyorsanız orada da SQL'in yanında yani temel SQL standartlarının yanında PL/SQL dediğimiz prosedürel SQL'i çok iyi biliyor olmanız lazım. Bu da Oracle veri tabanı sunucusunu ve bütün platformlarını çok iyi kullanabilmenizi sağlar. Ayrıca mesela PL/SQL ile bir web uygulaması bile aslında kendi sistemlerinde geliştirilebiliyor. Bir HTML çıktı üretebiliyorsunuz mesela. Ya da bir T-SQL ile bir e-mail gönderme işlemi yapabilmeniz gerekiyor. Yani bu bahsettiğim mesela e-mail gönderme işi tamam. Database yöneticisinin işi ama o yeteneklere hakim olmanız sizin daha iyi veri tabanı programcısı olmanızı sağlar. Daha değerli olmanızı sağlar. Ya da bir PostgreSQL tarafında PLPG SQL'e hakim olmaktan bahsediyorum. Tabii bunların sonunu göremezsiniz. Onu da söyleyeyim. 15-20 yıl ciddi anlamda sadece bu teknoloji üzerine çalışıp da bundan kastım T-SQL olabilir, PL/SQL ya da PLPG SQL olabilir. Yani 15-20 yıl boyunca bunların üzerine çalışıp halen daha çok ciddi bir şekilde bütün vaktini buna ayıran insanlar var. Sonu olan bir alan değildir. Çok detaylı ve derin yetenekleri olan diller bunlar. Çünkü onlarca yıldır geliştiriliyor bunlar. Bu nedenle sadece temel olarak ne anlatmak istediğimi anlamanız yeterli bu aşamada. Peki bir veri tabanı programcısı hangi teknolojileri bilmelidir? Burada sürekli sık sık bahsettiğim SQL standartları en azından SQL standardıyla diğer SQL burada yıldız SQL şeklinde bahsettiğim şeylerin birbirinden farkını ve ne olduklarını bilin. O da yeterli olabilir başlangıçta. Ve diğerinde veri tabanı programcısı olmak için
kullanmanız gereken bazı araçlar var. Bu ilgili veri tabanı sunucusunun orijinal araçları, official dediğimiz araçları başlangıçta, yani third party dediğimiz diğer firmalar tarafından yardımcı olarak geliştirilmiş araçları kastetmiyorum temel anlamda. Çünkü onlar çok çeşitli. Onları sayamayız burada. Ama en temelinde sizin mutlaka orijinal official yönetim araçlarına hakim olmanız gerekiyor. Buna örnek vermek gerekirse SQL Server tarafında mesela SQL Server Management Studio IDE'sini çok ciddi bir şekilde biliyor olmanız gerekiyor. Çünkü sizin vaktinizi daha tasarruflu kullanmanızı ve daha efektif bir şekilde yapabilmenizi sağlar. Bu da maliyetlerinizi düşürür. Sizin zaman birim maliyetinizi de düşürür. Ve daha kısa zaman içerisinde daha çok iş yapabilmenizi sağlar vesaire. Ve mesela PLSQL, yani Oracle ya da PostgreSQL tarafında da birçok araç var. Mesela Oracle tarafında SQL Plus var. Bu SQL Plus size aslında veri tabanı yönetimi tarafında daha çok kullanılır. Çünkü ufak tefek betikleri ve sorguları çalıştırmak için ideal bir ortamdır. Bu bir IDE'den ziyade komut satırı aracıdır mesela SQL Plus. Bunu kullanmak sizin daha pratik bir şekilde veri tabanı sunucusuna bağlanmanızı sağlar ve işinizi ciddi bir şekilde kolaylaştırır diyebilirim. Gereksiz diğer IDE karmaşasından kurtarır. Aynı şekilde PostgreSQL tarafında da bu tür araçlar var. Ve bunların ayrıca Database Cloud tarafındaki karşılıklarını da biliyor olmanız gerekiyor. Bu tavsiye ederim daha profesyonel çalışabilmek için. Mesela Oracle'ın Cloud tarafı, SQL Server'da Azure var. Azure tarafı ya da PostgreSQL'in Cloud tarafında kullanılan versiyonları gibi, bunları da araştırabilirsiniz.